Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir kek tarifi paylaşmak istiyorum. Şahsen bu tarif benim favorim. Bugün portakallı rulo kek yapacağız. Buna siz de bayılacaksınız. O zaman hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce 2 adet portakalımı ince ince dilimliyorum. Dilimledikten sonra bunları bir kasede kaynatacağız ocağımızda. Bir adet portakalın da suyunu sıkıyorum. Bunu da kekimizin hamurunda kullanacağız. Tenceremi ocağıma aldım. 3/4'lük suyumu ekliyorum. 3/4 su bardaklıkta toz şekerimi ekliyorum. Böyle bir şerbet elde edeceğiz. Portakal dilimlerimi bunun içinde 5 dakika kaynatacağım ki portakalın acılığı çıksın istiyorum. Portakallarım 5 dakika kaynadıktan sonra portakallarımı alıyorum. Bir peçetenin üstüne diziyorum. Üstüne de bir peçete koyup ıslaklığını alacağım. Biraz soğutacağım bunu. Hemen ıslaklığını alıyoruz. Şimdi kek hamurumuzu yapım aşamasına geçelim. 3 adet yumurtamı kırıyorum ben. Kırdıktan sonra 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum ve bir çırpıcı yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpıyorum bunları. Böyle rengi açılacak, köpük köpük olacak. Şimdi köpük köpük oldu. Diğer malzemelerimi eklemeye geçiyorum. 1 çay bardağı ılık sütüm var. Sütümü ekliyorum. Sütümü ekledikten sonra unlarımı ekliyorum. 1,5 su bardağı unum var. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilin ekliyorum. 1 adet de portakal suyumu ekliyorum ve çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Ve kek hamurum hemen hazır oluyor. Tepsime bir yağlı kağıt seriyorum ve portakal dilimlerimi yağlı kağıdın üstüne seriyorum. Böyle dağınık bir şekilde serin, daha güzel olsun. Bunu serdikten sonra da kek hamurumu dökeceğim şimdi. Kek hamurumu güzel bir şekilde her tarafa yayıyorum. Yaymak önemli. Düzgün kabarsın istiyorum. Fırınımı önceden 180 derece ısıtıyorum. 15 dakika ısıtacağız. Şimdi krem şantisini yapıyorum. Hazır paket krem şantiyi ve süt kullandım direktman. Zaten üstünde yazıyor ne kadar süt kullanacağınız. 1 su bardağı kullandım. Köpük köpük yaptım ve dolaba onu kaldırdım. Kekim pişip soğuduktan sonra bu kremamızı onun ortasına süreceğiz. Şimdi benim kekim soğudu. Kekimi yağlı kağıdından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi portakal desenleri çok güzel olmuş. Çok güzel olmamış mı? Şimdi böyle çıkardıktan sonra kekimi ters çevireceğim. Böyle portakalın üstüne kremayı sürmeyeceğiz. Tam tersi kısmına süreceğiz ve katlayınca dışarıda portakal desenlerinin görünmesini istiyoruz çünkü. Hemen şimdi ters çeviriyorum. Kremasını da sürdükten sonra dikkatli bir şekilde rulo yapacağız. Kırılmaması için yavaşça yapalım. Kremasını sürdükten sonra hemen katlayalım. Katladıktan sonra dolaba koyalım. Dolapta bir 30 dakika soğusun ki kekimiz daha güzel olsun. Ve sonra sunum aşamasına geçeceğiz. Kreme kısmım tamamlandı. Güzel bir şekilde düzeltiyorum ve katlıyorum. Bu kek gerçekten efsane. Çok hafif bir tadı var. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi hemen katlıyorum ve dolabıma koyuyorum. Hafiften kırılmalar olursa da sorun değil. Olabilir belki. Benimkinde çok fazla kırılmalar olmadı. Hamuru gayet güzeldi. Şimdi bunu dolaba koyalım ve sunum aşamasına geçelim. Tarifimizi tadım aşamamıza. Benim rulo kekimin yarısını kestim ben. Servis ettim. Size de böyle gösteriyorum. Harika olmamış mı? Bence harika olmuş. Şimdi dilimlediğim kısmı da göstereyim ve hadi tadım aşamasına geçelim. Şimdi şöyle bir tadıyorum. Keki sanki bir pandispanya olmuş.
Mükemmel. Mükemmel ötesi. Bu tarifimi deneyip kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı sakın unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.